Herkese merhabalar. Bugün dersimizde sizlerle birlikte popülasyon ekolojisine geçiş yapacağız. Popülasyon ekolojisi ÖSYM'nin sevdiği yerlerden bir tanesi. Geçen sene S tipi ve J tipi büyüme evresini göndermişti. Göndereceğinden bahsetmiştik, sormuştu. Bu sene de soracağı yerleri önemli bir belirteceğiz. Hadi gelin bakalım, başlayalım. Şimdiki daha önceki derslerimizde tanımını gerçekleştirmiştik. Yani ikinci kitabımızda fakat bir kere daha tabii ki tanımını gerçekleştirmiş olacağız. Popülasyon nedir? Belirli bir zamanda sınırlı bir alanda aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluğa aynı tür, aynı tür. Bu aynı tür kavramı önemli. Aynı türden canlıların oluşturduğu topluluk. Örnek A türü varsa hepsi A türü olacak. B türü varsa hepsi B türü olacak şeklinde. Aynı ekolojik nişe yani işe sahip olan bu canlılar aynı çevresel faktörlerden benzer şekilde etkilenir. Birbirlerini etkiler ve birbirleriyle çiftleşip çoğalırlar. Çünkü aynı tür hepsi. Her bir popülasyonun kendisine ait bir birey sayısı, yoğunluğu, büyüklüğü, taşıma kapasitesi, dağılımı, bireylerinin yaş dağılımı bulunmakta. Bu özelliklerin tamamına popülasyonun dinamiği denmekte. Yani dinamik demek bakıldığı zaman hani popülasyondaki bütün olanların tamamına birleştirilmiş hali. Bütün her şeyin dahil ettiğim her şeyi birleştirilmiş hali popülasyon dinamiği. Bu popülasyon dinamiği yüksek ya. Dinamik bir popülasyon, genç popülasyon, yaşlı popülasyon gibi. Popülasyon demeklerinin zaman içerisinde değişimlerin incelenmesine ve bu değişimlerin, neden, değişimlerin nedenleri üzerinde çalışılmasına demografi denmekte. Popülasyon yoğunluğu ne şimdi? Popülasyon yoğunluğuna bakalım. Birim alana veya birim hacme düşen birey sayısı popülasyonun yoğunluğunu veriyor. Örnek şöyle bir popülasyonum var. Burada atıyorum 100 tane canlı varsa A türünden bir başka popülasyona baktığımda burada 10 tane varsa o zaman burada yer alan 100 tane vatandaştaki popülasyon daha yoğundur diyebilir miyim? Elbette diyebilirim. 10 tane ise daha az olmuş olacak. Karada yaşayan canlıların yoğunluğunun belirlenmesinde alan dikkate alınırken suda yaşayan canlıların yoğunluğunda suyun hacmi dikkate alınmakta. 1 metrekare alandaki serçek kuşları veya 10 metreküp sudaki hamsi balıkları gibi değerle popülasyon yoğunluğunu vermekte. Birey sayısı arttıkça ve alan daraldıkça popülasyon yoğunluğu artıyor. Yani 10, 100, 1000 dersek eğer ki binde popülasyon yoğunluğu daha mı fazla? Evet. Şöyle bir alanda mı popülasyon yoğunluğu daha fazladır? Yoksa şu kadarcık bir alanda mı? Elbette bu kadarcık bir alanda çok fazla canlı varsa eğer ki popülasyon yoğunluğu daha fazladır diyebiliriz. Şehirleşme faaliyetleri ormanlık alanları yok edeceğinden ormanda yaşayan hayvanların yaşam alanları azalır ve rekabet ortaya çıkıyor. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar Şehirleşme faaliyeti ormanlık alanları ne yapacak? Yok edecek. Yani küçülme yaşanacak mı? Yaşanacak. O zaman canlılar ne yapacaktır arkadaşlar? İçe doğru böyle e, hani göç etmiş olacaklardır. Yani şöyle geniş bir alan düşün. Tamam mı? Şöyle geniş bir alan düşün. Bu alanda mı daha fazla yoksa şu kadarcık bir alanda mı daha fazla? Birim başına düşen canlı sayısı elbette bu kadarcık alanda daha fazla olacak. Bu da neye sevk edecektir canlıları? Rekabete. Neden? Alan daraldı. Alan daralıyorsa besin kaynağım azaldı mı? Elbette azaldı. Rekabet yoğunlaşacak mı? Yoğunlaşacak. Popülasyon dağılımına bakalım şimdi. Hatırlıyor musun? Kral penguenleri denilen bir vatandaşımız vardı. O dönem kısa bilgiler serisi videosu çekiyorum. Dedim ki bakın bu dağılımla alakalı soru gelebilir arkadaşlar. Bakın o dönem map kitabında vardı bu konu. Fakat millet beni kayla almıyordu. Ya hocam bundan da soru gönderir mi diye. O sene sınavda soru çıktı arkadaşlar. Popülasyon dağılımı önemli. Yine gönderebilir mi? Gönderebilir. Dikkat edin buna. Popülasyon dağılımı, popülasyona ait büyelerin popülasyonun kapladığı alan içindeki yerleşimini ifade ediyor. Dağılım, popülasyon büyeleri arasındaki etkileşim doğrudan etkili. Şimdi kümeli dağılım var, düzenli dağılım var, tek düze diye geçiyor ve hatta da rastgele dağılım var. Hepsine ait belirli örnekler var. Bunları bilirsen eğer ki sıkıntı yaşamazsın. Tamam mı? En çok görülen dağılım şekli neymiş diye sorarsa sana kümeli dağılım diyeceksin. Bireyler popülasyon içinde grup suyu oluşturaraktan bir arada bulunacaklardı. Şöyle küme halinde bak. Küme halinde ne yapacaklardı? Bulunacaklardı. Bitkiler topraktaki minerallerin yoğun olarak bulunduğu, bitkinin yaşaması için çevresel faktörlerin uygun olduğu bölgelerde kümelerekten bulunabiliyor. O zaman kümeli dağılıma bitkiler örnek olarak verilebilir mi? Elbette verilebilir. Küme halinde bir arada bulunacak. Diğer en baba örneklerimizden bir tanesi ise kurt gibi özellikle kurt, aslan gibi bazı hayvanlar sürü oluşturaktan gezeceklerdir. Bazı hayvan gruplarında ise normalde görülmeyen kümelenme şeklindeki dağılım üremek, avlanmak veya avcılardan korunmak amacıyla zaman zaman ortaya çıkıyor. O zaman bitkilerde görülebiliyor ve de kurt gibi, aslan gibi sürü topluluklarında görülebiliyor. Bu tiplerde, bakın şöyle göstereyim size. Bu tip kümelenmenin olduğu yerlerde bu grubun bir tane lideri vardır. O lider, o grupta etinden, sütünden, her şeyinden en fazla faydalanacaktır. Neden? Çünkü 10 kişilik bir tane sürü düşün tamam mı? Bunun bir tane lideri olacaktır. Burada o lider direkt olaraktan besini doğrudan yer. Kalan artıklarını ise bu 9 kişi yer. Tamam mı? Yani sürünün lideri olacaktır ve bu lider her şeyden fazlasıyla faydalanmış olacaktır. Ha dersen ki bu 9 kişi bunu kabul etmiyorsa o zaman rekabet olacak. Yani tekrardan bir e, rekabete girilecek ve herkes zarar görmüş olacak. Ondan dolayı herkes bunu yapmaz. E, oradaki lider kabul edilir yani. Olay bu. Balıkları görüyorsun mesela sürü halinde ulaşma. O zaman anahtar kelime ne burada? Anahtar kelime sürü. Sürü halinde. Tamam mı? Gel bakalım. Düzenli dağılım, tek düze dağılım diye geçiyor. Düzenli dağılım gösteren bireyler arasındaki mesafe yaklaşık olarak aynıdır. Çok düzenli, her şey düzenli gidiyor. Bireyler arasında sıkı bir etkileşim bulunmakta. Bitkiler yine var bak burada da. Bitkiler kaynaklardan ve güneşten eşit oranda faydalanabildikleri düzenli dağılım şeklini gösterebiliyor. Bakın bitki hem kümeli de var hem düzenli de var. O zaman belirli bir düzen varsa eğer ki düzenli dağılım olacak. Belirli bir küme varsa eğer ki o zaman kümeli dağılım olmuş olacak. Hayvanlarda da alan savunması davranışları sonucunda düzenli dağılım görülür. Kral penguenli örnek olaraktan verilebiliyor. Kral penguenlerin ÖSYM e sordu mu bize? Elbette sordu. Düzenli dağılımı sordu bakın arkadaşlar. Kral penguenlerini dikkat edin bu kısma. Kümenli dağılıma göre daha nadir rastlanan dağılım şeklidir. Adam size kıyaslama yaptırırsa eğer ki kümeni dağılım, işte düzenli dağılım, bir de rastgele dağılım şeklinde en fazla kümeni, sonra düzenli, sonra rastgele dağılım görülecektir. Bilginiz olsun. Tamam. Olay buydu. Bitkilerde gözlendiğini ve kral penguenlerinde gözlendiğini bilelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde düzenli bakın. Aralardaki açıklık yaklaşık olarak aynı diyebiliriz. Rastgele dağılım herkesin kafasına göre takıldığı parti verilmiş gibi böyle bir e, durum gerçekleşen bir dağılım türü. En baba örneği birazdan değineceğim. Popülasyonlarda en az görülen dağılım şeklidir. Bireyler arasında etkileşimin en az olduğu canlılarda gözlenmekte. Örneğin tohumları rüzgarla taşınan kara hindi bağ en baba örneğidir. Kara hindi bağ bitkisi. Papatya gibi kır çiçekleri bahar aylarında rastgele dağılım göstermekte. O zaman bitkiler hem kümeli de var hem düzenli de var hem de rastgele de var. O yüzden spesifik olaraktan bitkileri sormuyor genelde. Ha kara hindi örnek olaraktan verirse rastgele dersin. Ama adam sana sürü şeklinde derse kümeli de diyeceksin tamam mı? Arada belirli açıklıklar var, düzenli şekilde açıklıklar var derse veyahut da kral penguenleri derse düzenli de diyeceksin. Herkes kafasına göre takılıyor derse rastgele dağılım diyeceksin. Ve de kara hindi bayi verirse herkese rastgele dağılım diyeceksin. Tamam mı? Olay bu idi. Şöyle göstereyim hemen bunu. Bakın bu düzenli. Bu kümeli. Burada ise bir rastgele dağılım sözlük olsun. Tamam mı? Rastgele. Dikkat ettiysen herhangi bir açıklık vesaire düzgün değil arkadaşlar. Tamam mı? Geldik popülasyonların yaş dağılımına. Popülasyonların yaş dağılımı üç şekilde inceleniyor. Elbette insanlarda bu baz alınıyor. Üreme öncesi dönem genç dönem 0-15 yaş. Üreme dönemi ergin dönem 15-50 yaş. Üreme sonrası dönem yaşlı dönem 50 ve üzeri. İnsan haricindeki canlılarda bu sayılar farklı göstermekte. Bundan dolayı biz neyi inceliyoruz? İnsanları inceliyoruz tamam mı? Bakalım Popülasyonun yaş dağılımı o popülasyonun geçmişi ve geleceği hakkında fikir vermekte. Örneğin genç nüfusu fazla olan bir popülasyon büyümekte, yaşlı nüfusu fazla olan bir popülasyon ise küçülmekte. Buradaki piramitlere baktığınız zaman taban ne kadar şöyle göstereyim. Taban ne kadar açıksa, şöyle göstereyim lan dur. <laughs> taban ne kadar açıksa abi tamam mı? O kadar fazla tabandaki açıklık ne kadar fazlaysa o kadar fazla büyümekte olan bir popülasyon. Ama tepe ne kadar büyükse o kadar küçülmekte olan popülasyon diyebilirsiniz. Şimdi bakalım buna A vatandaşına baktığımızda. A vatandaşında bakın bir denge durumu söz konusu. Neden denge durumu söz konusu? Genellikle mesela taban kısmıyla üst kısım arasında çok fazla bir farklılık var mı? Yok. O zaman bu denge halindeki bir popülasyon diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. B'ye bakıyor abi. B'ye baktığım zaman alt kısımların bir tık daha böyle az olduğu, üst kısımların, yaşlı kısımların ise daha fazla olduğunu gözlemliyorsunuz. O zaman buna azalan deriz. Yani daralan bir popülasyon. Burada ise tabanın çok fazla açık olduğunu gözlemliyorsunuz. Üst kısmın ise çok az olduğunu gözlemliyorsunuz. Bu ise büyüyen bir popülasyon. Gelişmiş ülkelerde genellikle yaşlı popülasyonu veyahut da denge popülasyonu çok fazla olurken daha gelişmemiş ülkelerde ise büyüyen popülasyon daha fazla. Neden? Daha fazla çocuk yaparlar çünkü bundan dolayı. Tamam? Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2013 yılında hazırlamış olduğu yaş piramidi şu şekildeymiş. Kadın ve erkek oranlarını da vermiş bize. Bakın dikkat ettiyseniz taban kısmı açık. Birazcık daha gittiğimizde ise birazcık daha açıklık var. Hani Aşağı yukarı tavanın daha fazla açık olduğunu gözlemliyoruz. Yaşlı sayısının ise arkadaşlar daha az. Yani yukarı doğru çıktıkça daha az olduğunu gözlemliyoruz. O zaman burada bir büyüyen popülasyon var diyebilir miyiz diyebiliriz. Niye denge değil peki? Dengede olanlarda ne olmuş olması lazım? Dengede olanlarda şunların birazcık daha ne olmuş olması lazım? Büyük olması lazım değil mi? Neden? Çünkü eşit aralık olacak. Aşağı yukarı eşit olmuş olacak. Bak yukarı çık Yukarı çıktığın zaman dengeye bak, dengede. Ha bunlar tabii ki az olacak. Adam 85'e geldi. yaşa ya. O kadar da yaşayamaz ya. Yani, onu demeye çalışıyor. Ama bu kısımlar bak dikkat ettiysen denge kısmında. Tamam? Gelelim şuna. Popülasyon büyüklüğüne. Büyüklük çok değişken bir veri olduğundan popülasyon bireyleri takip edilir ve elde edilen veriler kullanılarak hayat tablosu oluşturulmakta. Herhangi bir zaman aralığında popülasyondaki birey sayısı doğumla veya içe göçlerle artarken ölümle veya dışa göçlerle azalacaktır. Şimdi doğumla tabii ki de veya içe göçlerle tabii ki artacak, değil mi? Ölümle ne yapacak veya dışa göçleri azalmış olacak. O zaman popülasyon büyüklüğündeki değişiklik için bir formül çıkartırsak doğum sayısı artı içe göç eksi ölüm sayısı artı dışa göç. Yani doğumla içe göç ne yapacak? Bir arada bulunmuş olacak. Ölüm artı dışa göç ne yapacaktı? Bir arada bulunacak. Bunların farkı popülasyon büyüklüğündeki değişikliği veriyor bize. Popülasyonun hayat tabloları bireylerin yaşa bağlı hayatta kalma durumlarını gösteren bir çizelge. Bir grup birey doğumlarından ölümlerine kadar takip edilir. O şekilde oluşturuluyor. Evet. Üç tüp hayatta kalma eğrisi var. ÖSYM sorar dedik. Bunu da sordu arkadaşlar. Yani bu soru da soruldu. Ee, yine sorma ihtimali var mı? Elbette bulunmakta. 3 tip hayatta kalma eğrisi var. Tip 1, e, büyüme eğrisi, tip 2 ve tip 3 büyüme eğrisi şeklinde. Dikkat ettiysen tip 1 için bak gidiyor 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 yaşıyor yaşıyor, yaşıyor hop bitti. Tip 2'ye bakıyorsun sabit şekilde azalıyor. Tip 3 ise maalesef ki hemen ölüyor bu. O zaman birazcık mantık yürüt. Tip 3 hemen ölüyorsa bu adam ne yapacaktı? Çok gelişmiş bir yapıya sahip değildir. O zaman bu adam hayatta kalma başarısını arttırmak için ne yapacak? Daha fazla yavru vermeye başlayacak. Tip 2 ise daha orta karardadır. Tamam Yani tip 2 çok gelişmiş de değil, çok ilkel de değil. Ama tip 1'in gelişmiş olması lazım. Daha az yavru vermesi lazım. Neden? Hayatta kalma başarısı daha yüksek. Çünkü bundan dolayı. O zaman bakalım. Tip 1 büyüme eğrisi. Hayatta kalma erisinde bireylerin genç ve ergin dönemlerinde hayatta kalma oranı yüksektir. Yüksek bir hayatta kalma durumu var. İnsan ve memelilerin büyük bir kısmının dair olduğu bu canlılarda ebeveyn bakımı ve düşük üretkenlik karakteristiktir. Dolayısıyla hayatta kalma başarım yüksek olduğundan dolayı düşük bir üretkenlik söz konusu. İnsan ve memeliler tip 1 büyüme erisinde unutma. Tip 2 Hayatta kalma yarısında bireylerin hayatta kalma oranı her yaş için yaklaşık olarak da aynı. Düzenli dağılın gibi düşün bunu yani. Başka bir de işte yaştan bağımsız sabit bir ölüm oranı vardır. Çoğu ötücü kuş türünde gözlenmek. Ha, o zaman şurası memeli, memeli ve insanmış. Tamam mı? Tip 2 ise kuşmuş. Tamam mı? Cepte kalsın bu da. Tip 3. Ha bu arada şimdi diyeceksin ki hocam bunda yavru bakımı var mı? Yavru bakımı var kuşlarda. Yavru bakımı elbette olacaktır. Görüyorsun lan etrafında zaten kuşlar bakıyor yani şimdi yavrularına. Tip 3. Hayatta kalma evresinde gençlik dönemlerinde hayatta kalma oranı çok düşük. Bak, bak abi tip 3'e gitmiş. Çoğu böcek türü ve tek yıllık bitkiler bak böceklerde gözleniyor o zaman tamam böceklerde. Ve tek yıllık bitkiler örnek olarak veriliyor. Bu tür canlılarda her defada çok sayıda yavru verme eğilimi görülür. Fakat genellikle ebeveyn bakımı yoktur. Hamam böceğini düşün. Hamam böceğini niye çok fazla görüyorsun sen? Çünkü adam bir doğumda ne yapıyor? Bin tane ne yapıyor? Açığa çıkıyor. Her doğumda bin tane açığa çıktığını düşün. Dolayısıyla ne olacaktır? Çok fazla miktarda sayıca artış olması lazım ki hayatta kalma oranı yüksek olsun. Adam neslini devam ettirmek isteyecek arkadaşlar. Yoksa ne olacaktır? Hamam böceği hak kıramatına kavuşacak. Keşke. <laughs> Ama yani illaki neslini devam ettirmek isteyecek. Hayatta kalma başarısı düşük. O yüzden ne yapacak daha fazla üreyecek, olay bu. Hemen bakalım. Popülasyonlarda büyüme eğrisini, yani S tipi ve J tipi büyüme eğrisini 2022'de sordu arkadaşlar. Tekrar sorar mı? Elbette sorabilir. Çünkü ÖABT sınavlarında her sene soruyordu. Zaten biz de geçen sene bu yüzden demiştik ki kardeşim soracak demiştik ve sordu. Yine sorma ihtimali elbette var. Popülasyonlardaki bireyin üreme ve çevre üreme ve yaşama şansını sınırlayan çevresel faktörlerin tamamına çevre direnci denmekte. Şimdi çevre direnci denilince yani çok fazla işte deneme sınavlarında soru bankasında karşılaşmışsındır. Çevre direnci deyince olumsuz bir şey gelecek aklına. Olumsuz. Yani olumsuz bir koşul gelecek. Olumsuz bir koşula karşı canlının göstermiş olduğu performanstır çevre direnci. Çevre direnci olumsuz. Besin kıtlığı olabilir arkadaşlar. Veyahut da rekabet olabilir arkadaşlar. Veyahut da farklı bir tür e, alana girmiş olabilir. O alanı kısıtlamış olabilir. Bu tip şeyler çevre direncini ne yapacaktır? Doğurmuş olacaktır. Çevre direnci niye oluşur? Besin sıkıntısı. Başlangıçta her şey günlük gülistanlıktır. Sonrasında çok fazla popülasyonda artış yaşanmıştır. Ve artış yaşandığından dolayı ne olmuştur arkadaşlar? Besin sıkıntısı oluşmuş olabilir. Avcı hayvanlar. Ortama avcı hayvanlar çok fazla girmiştir ve bu operasyonda ne yapmıştır? Çevre direnci bakın olumsuz bir koşul oluşturmuştur. Alan daralması. Başlangıçta şöyle bir alanım vardı. Sonrasında bu alanım ne oldu arkadaşlar? Küçüldü. Nasıl küçüldü abi? Şu hale geldi. Alan daraldığı zaman buradaki canlıların ne yapacaktır? Sayısı elbette o alana karşı az geleceğinden dolayı ne olacak? Rekabet oluşmuş olacaktır arkadaşlar. Yine çevre direnci var mı? Var. İklim şartları. Başta her şey çok güzeldi. Mesela e, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıydı. Sonrasında kuraklık oluştu. Kuraklık oluştuğu zaman normalde bir canlının besini artık ne yapamıyor? E, hani o besine ulaşamıyor. Çünkü neden? Kuraklık oluştu kardeşim. Kuraklığın olduğu yerde her şey olur arkadaşlar. Mesela İzmir'deyiz şu anda ve İzmir'de Ekim ayında yağış yağmadı, yağmur yağmadı. Kasım ayında, şu anda Kasım'ın 10'unda çekiyorum ben bu videoyu. 10 Kasım olmasına rağmen hala daha yağış yok. Bir buçuk aydan beri biz yağış görmüyoruz arkadaşlar İzmir'de. Ve kuraklık nereye doğru gidecek diye düşünüyoruz. İklim şartları normalde o canlının adapte olmuş olduğu iklim şartlarını değiştirirsen veyahut da farklı bir noktaya gelirse çevre direnci oluşur. Hastalıklar. Mesela Covid'i düşün abi. Covid yani 2 sene boyunca mahveden bizi Covid'i düşün mesela. Hastalık olduğu zaman güçlü olan hayatta kalıp zayıf olanı elendi mi? Evet elendi. Dolayısıyla bir çevre direnci oluştu mu? Oluştu elbette. Patojenler. Bu da hastalıklara aşağı yukarı aynı tekabül ediyor. Yani patojen. Çevreye zararlı bir madde girmesi. Bir canlı girmesi. Dolayısıyla ne olacak? Çevre direnci oluşmuş olacak. Doğal afetler. Yine İzmir'den örnek vereyim. Maşallah her şey var bizde İzmir'de. Deprem olduğunu düşünün. İzmir'de çok fazla sıkça yaşıyoruz bunu mesela. Buca'da fay hattı olduğunu ben ilk defa o kadar yıllık değil, ilk defa ben öğrendim Buca'da fay hattı olduğunu. Ge gecenin bir yarısında sallanıyorsunuz mesela. Doğal afet oluştuğu zaman ne olacaktır arkadaşlar? Bu canlının yaşamını olumsuz etkileyecektir. Çevre dinancıda karşı karşıya kalacaksın. Bundan iki yıl önce olan İzmir depreminden bahsedelim mesela. Bir sürü insan ne yaptı? Ne yaptı? Evi yıkıldı arkadaşlar. Evi yıkılan arkadaşlarımız ne yaptı? Oradaki çevreye yani oradaki yaşama adapte olmaya çalıştı değil mi? Tabii ki de burada çevre direncinde doğal seçim gerçekleşmez. Neden gerçekleşmez? Hani doğal afetlerde. Çünkü güçlü olanın hayatta kalması, zayıf olanın elenmesi diye bir durum çok olmuyor. Bir binanın altında kalıyor depremde mesela. Bundan dolayı. Ama doğal afette de illa depremle olacak diye bir kaydı yok. Selle olabilir vesaire. Dolayısıyla doğal afetler de bunu etki ediyor. Çevre direnci denilince o zaman olumsuz bir şey gelecek aklımıza. Eğer çevre direncinin olmadığı bir ortam hazırlansaydı ve popülasyonlar burada bırakılsaydı bakteri gibi popülasyonlarda geometrik 2, 4, 8, 16, 32 gibi bir artış gözlenmekteydi. Geometrik artış şu demektir. 2'nin karesi şeklinde, 2'nin kübü şeklinde, 4. kuvveti, 5. kuvveti şeklinde sürekli böyle artan bir popülasyon görüyorsanız eğer ki geometrik artış söz konusu olacak. Peki çevre direnci olmasaydı demek ne demek? Bir tane bakteri aldın abi şöyle bir tane ortama koydun bakteriyi. Dedin ki bakteriye İstediğin kadar üre. Glikoz sınırsız vereceğim sana. Glikoz sınırsız verirsen eğer ki bakteri ne yapacak? Böyle büyümeye devam edecek. Gidecek, 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 gidecek. Sonra dedin ki ben sana şaka yaptım ya. Glikoz bitti. Glikoz bitti dersen bu adam ne yapacak? Küt diye düşecek. Niye? Ya adamlar birbirini yemeye başlayacak daha sonrasında. Ve sayıca ne yapacaktı? Azalmaya başlayacaktı. Böyle hızlı bir şekilde giden bazı şeylerin neyi? Dişer. Bir süre sonrasında randımını düşmeye başlar unutmamakta fayda var tabii ki. Şimdi o zaman büyüme eğrisine bakalım şimdi. Elimde bir tane J tipi büyüme evresi var. Bir de S tipi büyüme evresi var. Konuya başlamadan öncesinde burada var olan örnekleri ezberlemiyorsun. J tipinde bu örnek varmış, S tipinde bu örnek varmış. Ezberleyeyim demiyorsun. Tamam mı? Benim vereceğim örnekler sadece konuyu anlamanızı sağlayacak örnekler. Atıyorum geyik hep J tipi büyüme gösterir diye bir kaydı yok. Böcek hep set bir büyüyecek diye bir kaydı yok. Tamam mı? Unutmuyorsun. Önemli. Uyarımı yapayım da ben sonra sakata gelmeyeyim yani. Tamam mı? Gelelim jet tipi büyüme evisine. İdeal koşullardaki popülasyonlarda kaynaklar bol olduğu sürece zamana bağlı olarak popülasyonun büyüklüğü sürekli artan geometrik bir artışla jet tipi büyüme hevesini oluşturur. O zaman J tipi büyüme yerisinde geometrik bir artış var başlangıçta. Biraz önce anlatmış olduğum bakteri örneği gibi. Bakterileri aldın bir ortama koydun kardeşim. Geometrik arttı. Besin de var ya sonuçta geometrik artacak. Arttı 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 arttı. arttı. Besin bitince ne olacak? Q diye düşecek. O zaman burada bir denge durumu var mı? Yok. Bu modelde popülasyondaki böyle fizyolojik kapasitesi da üyebilmekte. Popülasyonun büyüklüğünü etkileyecek toplu ölümler salgın hastalıklar, mevsimsel değişiklikler gibi nedenlerle birey sayısında ani azalışlar olabilir. O zaman ne varmış bir de ani azalma. Ani azalma diyorsam J tipi büyüme eğrisi olacak. Bu durumda popülasyon tamamen ortadan kalkabilir ya da kalmayı başaran böyle yeni büyüme eğrisi oluşturacak şekilde çoğalabilir. <laughs> şey olacak şimdi. J tipi büyüme eğrisinde adamlar mesela çoğu öldü diyelim tamam bin tane birey var. Aradan 10 tane birey kaldı. Bu bireyler kendi arasındaki arkadaş biz jet bir büyümede bir alt olmadı bizden. Biz S'ye geçelim demezler tabii ki. Yani jet bir büyüme evresi gösteren bir canlı hep jet bir büyüme evresi gösterir illaki. Huylu vazgeçmez muhabbet. Şimdi şu örneğe bakalım mı? Üretme çiftliklerinde çoğaltılan canlıların sayılarındaki artış jet bir büyüme evresine gösterir. Mesela alabalık ve somon üretim çiftlikleri bu durumu örnek olarak verilebilir. 1944'te Alaska'da küçük bir adaya bırakılan rengeyikleri. 20 yıl içinde doğal avcılığı olmadığında ve besinin bol olmasından dolayı geometrik artışı çoğalmıştır. Şimdi öğrenci arkadaşlarımız bunu okuyor ve diyor ki ha diyor tamam anahtar kelimeyi buldum diyor. Rengeyikleri gördüğüm zaman J tipine basacağım. Baba her gördüğün kelime anahtar kelime değildir tamam mı? Rengeyiklerini gördüğün zaman basmayacağım. Sen şunu gördüğün zaman basacaksın. Adam ne demiş sana? Bak burada doğal avcıları olmadığından ve besinin bol olmasından dolayı demiş. Adam bir şeyi diğerine bağlamış. Sen sadece buradaki rengeyiklerini alırsan ben derim ki kardeşim ortamda bulunan rengeyikleri bir süre sonrasında denge durumuna gelmiştir. Sen renge ektirini J tipi diye ezberliğinden dolayı ne yaparsın? J tipi dersin. Ama denge var mı J tipinde? Yok. Bak aha. Ah. o oh, Düşmüş. Denge diyorsam eğer ki o zaman birazdan anlatacağım. S tipi bir devreye girecek. O zaman ne yapmayacakmışız? Örnek ezberlemeyecekmişiz. Bu renge niye J tipi bir gösteriyor? Doğal avcılığı olmadığından besinin bol olmasından dolayı geometrik artış gösteriyor. Ha, geometrik artışa evet dersin ki J tipi büyüme evresi. Bak bir anahtar kelime yani tamam. Popülasyonun yok olmasına sayap olan ise aşırı soğuk bir kış mevsiminin olması. Yani aşırı bir kış mevsimi, soğuk bir kış mevsimi oluyorsa eğer ki ne olacaktır? Besin bulamayacaksın abi ve rekabet başlayacak. Bir süre sonrasında ortamdaki kaynaklar tükenmiş olacak. Başlangıçta her şey güzeldi, gittik gittik gittik. Sonra iklim değişti ve her şey ne yapıldı? tabiri caizse sıçtı. Dolayısıyla ne olacaktır? Dik bir düşme söz konusu olacaktır. İşte biz şunun bir şapkasını çizdiğimizde J tipi büyüme eğrisini buradan alıyoruz. Bakın böyle bir J harfi ve üstünde şapkası da var. Aşağıya doğru dik düştü. İşte bu J tipi büyüme eğrisidir. O zaman denge var mı? Yok. Denge yok. Başlangıçta besin boldu. Tamam mı? Geometrik artış vardı. Bir çevre direncine bağlı olaraktan çevre direnci yüzünden düştü. Tamam mı? Bu tip şeylerin tamamı bu vatandaş için anahtar kelimedir. Unutmuyorsun. Tamam mı? Önemli. Gel bakalım buna. Thomas Malthus 1798'de yayınladığı kitabında insan popülasyonunun geometrik artış gösterdiğini bildiren teorisini yazmıştır. Bu teoriye göre insan popülasyonundaki nüfus artışı gelecekte yoksulluğa, açlığa ve ölüme yol açacaktır. Düşünsene geometrik artış gösterip de böyle dimdik bir düşüş olduğunu. Şimdilerde insanlar artan nüfusu besleyecek yiyeceğin üretim kapasitesinin arttırmanın bir yolunu bulmaya çalışmaktadır. Ancak çevreye verilen zarardan, kirlenmeden ve habitatların yok olabilmesinden dolayı popülasyon büyümesini olumsuz etkilemekte. Değil mi? Bak görüyor musun? Yani illa böyle geyik olacak diye bir kaydı yok. İnsanı da ne yapabilirsin? Bunu uyarlayabilirsin. Geometrik artış varsa ücret büyüme evresinde ne yapacaktır? Tekabül edecektir diyebiliriz. Hiçbir popülasyon geometrik büyümeyi çok uzun süre devam ettiremez. Popülasyon büyüklüğü arttıkça popülasyonu oluşturan bireyler su ve yiyecek bulma, enerji, barınma gibi sorunlarla karşılaşır. Kaynakların tükenmesi doğum oranlarını düşürürken ölüm oranlarını arttırır. Yani ne yapacak? Negatife doğru düşüyorum. Dolayısıyla yaşam alanındaki kaynaklar sadece... ...belirli sayıdaki popülasyonun belirli destekleyecek, destekleyecek kapasiteye ulaşmakta. Belirli bir alandaki maksimum popülasyon büyüklüğü taşıma kapasitesi olarak adlandırılır. Popülasyonun büyümesine sınırlandığı faktörler ise çevre direnci diye adlandırılıyor. Taşıma kapasitesi ne peki? Bir ortamım var abi. Ortam diyorum ki ben ölçmüşüm daha öncesinde... Diyorum ki burada her şey güllük gülistanlık olması için 100 tane adama ihtiyacım var. Yani 100'den fazla alamam diyorum bu ortama. 100'den fazla alamazsam eğer ki bu ortama. Bu ortam 101'e çıktığında canlı sayısı veya 102'ye çıktığında veya 105'e çıktığında bu ortamda ölümler veyahut da rekabet görülmeye başlar. Ben bu sayıyı yüzde tuttum yani yüzledim ya bu sayıya. İşte bu benim taşıma kapasitem oluyor neymiş? Taşıma kapasitesi oluyormuş. Buradaki 100 vatandaşı. Tabii ki 100 olacak diye bir kaydı. 200, 300, 500 olabilir. Taşıma kapasitesinde ben o ortama daha fazla canlı alamıyorum. Ha, alabilirim abi. Ama ortamın hak kıramitine kavuşmasına zemin hazırlamış olurum bunu yaparsam. Tamam. Olay buydu. Gelelim set bir büyüme eğrisine. Set büyüme eğrisi denilince Şöyle artan bir eğri gelecek aklınıza. Bak S tipi buradan geliyor. S şeklinde. Ve aklına her zaman denge gelecek. Denge. Dengede bir süre sonra dengeye ulaşan bir popülasyon olacak. Kaynaklar tükenmeye başladığında popülasyonun büyüme hızı yavaşlar ve büyüme eğrisi S tipi eğri haline almakta. Akıllı bir eğridir. Kafası çalışan, zeki bir eğridir. Niye? Baba bak kaynaklar tükeniyor. Biz dengeye ulaşalım. Dengeye gelelim. Yoksa hepimiz geberip gideceğiz diyor. Bundan dolayı da set bir akılcı bir büyüme yerisidir. Tamam mı? Unutmuyorsun önemli. Gel bakalım. Mesela böcekle zaman grafiği vermiş. Dikkat ettiysen bir de başlangıçta bak böyle bir grafik var. 2'ye geliyor, sonra 3'e geliyor, sonra 4'e geliyor. Popülasyon artışı taşıma kapasitesine yaklaştıkça azalmakta. Burada taşıma kapasitesi görmüş. Taşıma kapasitesini gördüğü anda neye geçmiş? Dengeye geçmiş. Şimdi buradaki evleri ne yapalım biz? İnceleyelim mi güzelce? S tipi büyümede 4 tane evre var. Birinci evi popülasyonun kuruluş evresi. Baba biz karar verdik. Biz set bir büyüme evresi kuracağız dedik tamam mı? Bu evrede popülasyon ortama uyum sağlıyor ve birey sayısında artış görülüyor. Baba biz işte parti kuracağız tamam mı? Parti kurarken ne yapıyoruz abi? İşte biz ee, bir sürü insan topluyoruz. Ne yapacağız o zaman? Artış yaşanacak değil mi? Güzel. İkinci ev olan logaritmik artış evresi. Birey sayısı geometrik dizi şeklinde artıyor. Bakın geometrik dizi sürekli halde ise J tipidir. Ama belirli bir noktaya kadarsa o zaman S tipidir. Geometrik ifade yani geometrik artış sürekli olması hep J tipini gösterir. Çok az bir miktarda artış yani şuradaki artış gibi olması sadece belirli bir noktaya özgüyse S tipidir o. Ama genelde biz geometrik artışı her zaman J tipi için kullanırız bilginiz olsun. Birey sayısındaki artış popülasyonun büyümesine sınırlandırır. Popülasyonun büyüme hızı yavaşlamakta. Bakın bu şekilde artış gözlendi. Ama dedi ki ya e arkadaş biz artıyoruz ama çok fazla artmayalım ya. Çünkü neden? Çok fazla artarsak yani taşıma kapasitesine ulaşacağız. Akılcı bir şekilde artıyor. 3'e geldim. Büyüme hızındaki yavaşlamadan dolayı bu evreye negatif artış evresi Bakın artış var burada. Şurası pozitif artış olsun. Şurası pozitif artış. Logaritmik artış ama pozitif artış dediğimiz Şurası negatif artış. Artış var. Ama eskiye göre daha kontrol düzeyde. Eskiye göre daha az bir artış söz konusu. Grafik şöyle gidiyor bak. Böyle gidiyor. Görüyor musun? Dolayısıyla ne olacaktı? Negatif artış olacaktı. 4. Popülasyon taşıma kapasitesine ulaşınca denge evresi gözlenmekte. Popülasyonun birey sayısındaki değişiklikler dengeyi bozuyor. Bakın popülasyon artışı taşıma kapasitesine yaklaştıkça azalmakta. O zaman taşıma kapasitesine geldiği zaman ne olacaktır? Bir denge söz konusu olacaktır. Ha diyebilirsin ki hocam bu dengeyi aşamaz mı? Aşağı dengeyi aştığı zaman ne olacak? Büyüyecek. Neye doğru dönmüş o zaman? büyüme gerçekleşirse J'ye doğru gerçekleşecek. Yani popülasyon taşıma kapasitesini geçmiş sen daha fazla canlı sokuyorsun abi ortama. O zaman ne olacaktı sevgili arkadaşlar? Bu birazcık da, J jet bir büyüme evresine kaymaya başlayacak. Yani sen önünü alamazsın artacak 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 birden dik şekilde ne yapacaktır? Düşecektir. O zaman o zaman burada aklı başında olan canlılarda gerçekleşiyor. Denge durumu söz konusu burada arkadaşlar ve taşıma kapasitesini çok net bir şekilde bazalıyor. Peki hocam J tipi büyüme hızı taşıma kapasitesini bazalmıyor mu? Alsa adam bu şekilde gider mi? Şöyle gider mi lan? Yani bu, bunu baz bazalsa böyle dümdüz gider mi? Gitmez değil mi? O zaman ne olacak da taşıma kapasitesini direkt olarak bazalan kimmiş? S tipi büyüme hızıymış. Tamam? Evet, kaçıncı sayfa bu? 181. sayfa ve evet yani şöyle söyleyeyim size baya mahvoldum ama çok güzel oldu bence. Bence çok güzel oldu yani. Şu üçüncü kitabımda tozlu üçüncü kitap. <laughs> İki aydır burada duruyor böyle masanın üstünde. Bu kitabı bitirdik arkadaşlar. Konu altın bitti bu kitabın yani. Bayağı güzel iş yaptığımızı düşünüyorum. 190 sayfalık bir e, e, kısım konuştuk ama bence değdi. Yani biz bunu şöyle de yapabilirdik elbette. İşte bütün kitabın tamamını yani 3 ve 4. kitabın toplam olarak bir kitap halinde çıkartıp 190 sayfada yapabilirdik. Ama içimize sinmezdi o zaman. Şimdi çok güzel içimize sindi diyebilirim. Bütün soru tiplerini konuşabiliyoruz bu şekilde. Yani platform bize ait olduğu için bir sınır yok. Evet umarım elimden geldiğince yardımcı olmuşumdur sizlere arkadaşlar. Şimdi hoşçakalınız. Dördüncü kitapta ve bu konuların sorularını çözerken tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız kendinize iyi bakınız efendim.